Hikayeler Yazan Anton Çehov Kötü insan. Emniyet amirinin huzuruna çıkan müzik oldukça zayıftı. Üzerinde eski püskü bir gömlek, sırtında belinden aşağısı yamalı bir ceket vardı. Yüzünün her tarafı sakallarla örtülü ve çillerle kaplıydı. Gözleri sarkık, sık kaşlarının altında neredeyse kaybolmuştu. Tüm bunlar zayıflığına rağmen Muji'ye sert ve vahşi bir görüntü veriyordu. Uzun zamandan beri hiç yıkanmamış ve taranmamış olan saçları bir örümcek ağına andırıyordu. Ayakları çıplaktı. Emniyet amiri şöyle başladı. D. Yanaş ve soracaklarıma doğru bir şekilde tane tane cevap ver. Tren yolu bekçisi Temmuz ayının 8. günü seni hattın 141. kilometresinde rayları traverslere bağlayan bu vidayı sökerken görmüş. İşte bak, elimde tuttuğum o vida. Seni yakaladığı zaman bu vidayı üzerinde bulmuş. Olay benim anlattığım gibi mi gerçekleşti? Ne dedin? Anlattıklarımın doğruluğunu kabul ediyor musun? Ne? Suçu benim anlattığım gibi mi işledin? Öyle, aynen öyle olmalı. Pek güzel. Şimdi söyle bakalım, o vidayı hangi hakla yerinden söküyordun? Ne? Ne filan yok. Vidayı için söktün? Söyle. D boynu bükük, boğuk bir sesle cevap verdi. Gerekmese söker miyim? Ne yapacaktın vidayı? Vida mı? Biz onu oltalarımızda kurşun yerine kullanırız. Biz dediğin kimler? Biz mi? Biz insanlar, köyün bütün mucikleri. Bak oğlum. Olay gerçekten çok önemli. Kanunun önündesin, gerekçeni düzgün bir şekilde açıkla. Ciddi ve ağırbaşlı ol. Öyle kurşun masallarıyla, yalan dolanla yakanı kurtaramazsın bilesin. D. Şaşkınlıkla. Ben gerçeği söyledim, ne diye yalan söyleyecekmişim. Efendi, kurşun olmadan ne yapılabilir ki? Oltana istediğin kadar solucan tak, denize attığında yukarıda kalır, dibe batar mı? Gülümseyerek devam etti. Yalan söylüyormuşum. Oltaya yemi suyun altındaki balıklar yesin de yakalansın diye koyarsınız. Yem suyun altına batmayıp da üstünde kalırsa, onu kaya balığı, gelincik ve turna balığı yerine kapsa kapsa horoz bina veya çurçur kapar. Bu horoz bina, çurçur çur efsanelerini bırak. Sen sormadın mı? Hem soruyorsun, hem de bırak diyorsun. Bizim köye efendiler de gelir. Onlar da aynen bizim gibi avlanır. Büyük efendilerden bizim küçük çocuklara kadar eğer aklında bir noksanlık neyin yoksa kurşunsuz avlanan yoktur. Ancak aklında noksanlık olan biri kurşunsuz avlanmaya çalışır. Kafasızlar için usul, nizam yoktur zaten. Tamam öyle olsun. Demek vidayı kurşun yerine kullanmak için söktüğün ifadesinde ısrarlısın. Efendi, vidayı başkan için sökelim ki yerinden. Vida yerine kurşun, çivi falan kullanamaz mıydın? Kurşun alabilmek için para lazım. Bizde de o bulunmaz. Hem zaten vida bu iş için birebirdir. Gerektiği kadar ağırdır. Çiviye gelince, çivi bu iş için hiç uygun değildir. Nasıl da iyi bir iş yapmış gibi konuşuyorsun. Sanki daha dün doğmuş veya gökten bugün inmiş bir melek gibi davranıyorsun. Aptal. Bu somun bir işe yarıyor ki oraya takılmış. Bunun sökülmesinin doğuracağı zararları düşünemiyor musun? Hat bekçisi dikkatli olup seni görmeseydi tren yoldan çıkabilir bir sürü insan telef olabilirdi. Bir sürü insanın katili olabilirdin. Mujik bağırarak. Ağzını topla efendi. Neden adam öldürüyor, bir sürü insanın katili oluyormuşum. Andolsun bu yaşa geldim adam öldürmek şöyle dursun, böyle bir şeyi aklımdan bile geçirmedim. Sen ne kötü şeyler düşünüyorsun benim hakkında? O halde söyle. Sence tren kazaları hangi sebeplerden meydana geliyor? İki üç vidayı sökünce kazayı zorla satın almış olmaz mısın? Mujik üzüntüyle gözlerini yumup, düşünür gibi bir müddet kapalı tuttu. Sonra yine saffetle Amir'e bakarak...